Bir otomobil servisinden kolaylıkla temin edilebilecek böyle bir alternatör biraz emek, biraz zaman ve biraz da boya masrafıyla böyle bir alternatör eğitim materyaline dönüştürülebilir. Ön kısımda kilitli tip alternatör kasnağı. Ön kapak, rotorun hem önünde hem arkasında iki adet soğutma fanı. Ön ve arkada iki adet rulman, rotor, üzerinde 6'şar adet demir kutup pençeleri, statör sargıları, sargıların sabitlendiği çelik statör çekirdek, arka kapak, diyot tablası, kırmızı renkli gösterilen diyotlar pozitif, yeşil renkli gösterilen diyotlar negatif diyottur. Konjektör veya voltaj regülatörü, regülatör aynı zamanda 2 adet fırça veya kömür olarak isimlendirilen parçaları da üzerine taşır. Fırçalar konjektörden ayrı da olabilir. Fırçalardan rotora akım geçişini sağlayan kolektör halkaları alternatörün temel parçalarıdır. Bir önceki çalışmamızda da belirttiğimiz gibi alternatörler motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Faraday yasasına göre hareketli bir elektromıknatıs olan rotor, sabit iletken sargıları yani statör sargılarını kestiğinde sargı uçlarında gerilim meydana gelmektedir. Elde edilen bu alternatif akım diyotlar tarafından doğru akıma çevrilir. Bir alternatörde belki de anlaşılması en zor konu olan alternatif akımın doğru akıma nasıl çevrildiğini bunu yapmış olduğumuz çizimler ve yapmış olduğumuz ölçümlerle anlatmaya çalışalım. Diyot, elektrik akımını yalnızca bir yönde geçişine izin veren devre elemanıdır. Günlük hayatımızda turnike adı verilen sadece bir yönde geçişe izin veren araçlara benzetebiliriz. Bir alternatif güç kaynağına bir yük üzerinden bir diyot bağlandığında AC gerilimin yalnızca pozitif kısmı diyot üzerinden geçtiği için yük üzerindeki gerilim osiloskop ekranında görüldüğü gibi olacaktır. Gerilimin negatif kısmının kayıp olması istenmez. Negatif kısmından da faydalanabilmek için köprü diyotlar kullanılır. Köprü doğrultucu devrede 4 adet diyot bulunur. Dalganın pozitif kısmında 2 diyot iletimde, negatif kısmında diğer 2 diyot iletimdedir. Osiloskop ekranında görüldüğü gibi AC gerilimin negatif kısmı da kullanılabilir hale gelir. Daha önceki çalışmamızda da belirttiğimiz gibi statör 3 sargıdan oluşur. Bu 3 fazlı bir gerilim oluşturur. Faz 1, faz 2 ve faz 3. Her bir faz 2 diyoda bağlıdır. Toplamda 3 faz için 6 diyot kullanılır. Şekle göre üstteki 3 diyot pozitif, alttakiler ise negatif diyottur. Grafikte T1 anında faz 3 pozitif kısımdayken faz 2 negatif kısımdadır. Faz 3 sargısından akım ok yönünde kırmızı ile gösterilen diyot üzerinden geçer. Negatif kısımda ise ok yönünde diğer kırmızı ile gösterilen diyot üzerinden geçerek faz 2'de devreyi tamamlar. T2 anında ise faz 1 pozitif kısımdayken faz 2 negatiftedir. Kırmızı ile gösterilen diyotlar üzerinden akım devresini tamamlar. T3 anı, T4 anı T5 ve son olarak T6 anında da aynı şekilde olmaktadır. Rotorun 360 derecelik bir turunda 6 diyot yardımıyla statör sargılarından çıkan AC akımın yönü hep aynı yönde kalmış olacaktır. Bu sayede alternatörün artı B ucundan doğru akıma çok yakın bir gerilim elde edilmiş olacaktır. Zener diyot doğru kutuplandırıldığında standart bir diyot gibi çalışır. Ters gerilim altında ise Zener gerilim adı verilen bir eşik gerilim aşıldığında ters yönde iletime geçebilir. Bu özelliği sayesinde gerilim regüle edilebilir. Osiloskop ekranına baktığımızda düşük gerilim altında Zener'in standart diyot gibi çalıştığını görüyoruz. Gerilim arttırıldığında ters yönde akım geçişi gerçekleştiği için Sinüs dalganın üst kısmı düz bir şekilde kırpılarak voltajın belirli bir değerde sabitlendiğini görüyoruz. Müzik Özellikle elektronik devrelerin korunması amacıyla günümüz alternatörlerinde çok fazla tercih edilen diyot türüdür. Bir önceki çalışmamızda belirttiğimiz gibi alternatörde elde edilen gerilim 3 faktöre bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Üçüncü faktörde belirtilen sargı boyu statörde sabit olduğuna göre manyetik alanın büyüklüğü ve manyetik alanın iletkeni kesme hızı değişkendir. Motor devri arttığında rotorun dönüş hızı da artacağı için gerilim avcılara ve aküye zarar verecek değerlere çıkacaktır. Regülatörün görevi burada başlar. Alternatörün çıkış voltajını belirli bir değer aralığında sabit tutar. Regülatör elektronik olarak iki farklı tasarımla rotor akımını, dolayısıyla manyetik akıyı kontrol eder. Şasa hattı sabit, pozitif hattı sınırlayabilir ya da pozitif hat sabit, şasa hattını sınırlayabilir. Motor devri düştüğünde çıkış voltajı belirlenen aralığın altına inerse Regülatör rotor akımını arttırır ve çıkış voltajını yükseltir. Motor devri arttığında çıkış voltajı belirlenen voltajın üstüne çıkarsa regülatör rotor akımını azaltarak çıkış voltajını düşürür.